günlerdeki son zamanlardaki daha önce mutlaka büyük operasyonlar yapılmıştır. Çok önemli bir görevle operasyona çıkıyorsunuz. Gençlerimizi izleyen, geleceğimizi sıkıntıya sokmaya çalışan uyuşturucu satıcılarına, kullanıcılarına, bunu suistimal edenlere karşı bugün önemli bir operasyon inşallah icra edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Tamam. Tabii bunu dün akşam planlarken, arkadaşlar içeri ederken, hazırlığımızı yaparken geceki Mersin'deki polis evindeki kardeşlerimizin saldırıda bizi ziyadesi üzdü. Tabii polis, asker bu devletin omurgasıdır. Bu milletin huzurudur, güvenidir. Oradaki saldırıya karşılıkta bir şekilde sizin de duyarlılığınız, vazifeniz, sorununuz daha da artmış oldu. Orada bir şehidimiz var. Mersin'de bir kardeşimiz, bir polisimiz şehit oldu. Bir de yaralımız var. Dolayısıyla bu operasyonda bir o kadar da anlamlı oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim yaralımıza da şifalar versin diyorum. Son kaç aydır bu hazırlık ziyadesi yapıldı. Karargah çalışması yapıldı. Adli işlemler bitti. Ve bugün de inşallah böyle Urfa'da güçlü bir mesaj verilecek. Özellikle uyuşturucu satıcılarına yönelik bu kökünü kurutma operasyonu çok güçlü bir mesaj olacak. Yani burada her şeyde farkındayız. Gençlerimizi, evlatlarımızı battal etmek isteyen, meydanı tarihce boş bulduğunu zanneden tiplere yönelik bu operasyonumuz çok derin bir mesaj olmuş olacak. Ve artık Urfa'nın sokakları, Urfa'nın caddeleri, Urfa'nın okullarının önünün çok güvenli olduğunda bu kararlılığımız, bu duruşumuz, bu çalışmanız gösterecek inşallah. Şöyle 2-3 saat sonra da hepsini topladığınız zaman da herkes inlerinde olanların inlerinden alınmış olarak da ve bu konuda hesap olanların da hesap köpemeyeceğini inşallah göreceğiz. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Şöyle baktığım zaman buradan çok güçlü, çok dirayetli, çok heyecanlı. Bir an önce neticeyi almak bu sokak satıcılarına, uyuşturucu ticaret yapanlara karşı bunları alıp görevinizi bir an önce yapmak istediğinizde farkındayım bu duruşunuzda. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim kaza bela vermesin. Dikkatli olmanız özellikle son bu Mersin olaydan sonra da daha da dikkatli olmamız gerektiğinde her yönüyle de bize göstermiş oldu. Her an Allah korusun. Boşta dikkatli olmamız gerektiğini, çok da boşta olmadıklarında teröristlerin de boş durmayacaklarını da bize de göstermiş oldu. Ben kolaylıklar diliyorum. Bu göreve çıkarken özellikle yanınızda olmak istedim. 4 aydır Urfa'da görevdeyken, görevde olduğum süre içerisinde bu konunun sürekli zikredildiğini ama bizim arkadaşlarımızın boş durmadığını, hazırlık yaptığını, bunun gereğini yapacağını, bu meydanı tabiri caizse inlerindekiler inlerine çıkaracağını, meydanın boş olmadığını göstereceklerini biliyordum. Sizler de zaten karargahı yaptınız ve şimdi toplama vakti. Ben hepsinin inlerinden alıp şöyle büyük yargısının önüne çıkaracağınıza inanıyorum. Rabbim kaza bela vermesin. Hepinize başarılar diyorum. Aslanlarım yolunuz bahtınız açık olsun. Sağ ol.
Öbürü de getir. Ve yaklaşık olarak 2 aylık hummalı bir çalışma neticesinde 14 merkezde 4'te ilçeler olmak üzere, sınır ilçelerimiz olmak üzere 18 projeli dosyamızda 108 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Şu anda operasyona da devam etmektedir. Ve bu operasyon neticesinde değerli arkadaşlar şahısların hemen hemen çok büyük kısmı alınmıştır. İkametgahında olmayan çalışmalar devam ediyor. Şu saat itibariyle 86 kişi gözaltına alındı.